Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yiyen herkesin mayalı sandığı, 10 dakikada hazırlayabileceğiniz muhteşem bir poğaça tarifi veriyorum. Dilerseniz bu güzel tarifimizin yapımına başlayalım. Poğaçamın hamuru için uygun bir yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı yoğurdumu alıyorum. Daha sonra 1 su bardağı da sıvı yağını ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Çok az malzeme ile hazırlanan ve sadece 10 dakikanızı alacak muhteşem bir poğaça hazırlıyoruz. Tarifimin önemli püf noktalarını kaçırmamanız adına videomu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Daha önceden elemiş ve hazırlamış olduğum 5 su bardağı unundan biraz yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Daha sonra içerisine 2 paket hamur kabartma tozunu da ilave ediyorum. İlk etapta e, spatulam ile yoğuruyorum. Hamurun biraz toparlanmaya başladıktan sonra spatulamı çıkartıyorum ve yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Dilerseniz oradan kontrol edebilirsiniz. Tarifimi beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın lütfen. Tarifimle ilgili değişik fikirleri olanlar da yorumlar kısmına bildirebilir. Kesinlikle yorumlarınıza dönüş yapıyorum. Ben tarifimde 5 su bardağı un kullandım ama her zaman tariflerimde belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar kullanmış olduğunuz unun markasına ve kalitesine göre un ölçüsü değişiklik gösterebilir. Lütfen unumuzu dikkatli ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumuzun kıvam bu şekilde olduğunda hamurumuz tamamdır. Yoğurma kabının içerisine toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve hamurumu küçük parçalara ayırıyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Vermiş olduğum ölçülerden 20 adet poğaça çıktı arkadaşlar. Siz poğaçalarınızı dilerseniz daha büyük veya daha küçük olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bezelerimi hazırladıktan sonra hemen alıyorum ve çay tabağı büyüklüğünde görmüş olduğunuz gibi elimle hafif hafif bastırarak açıyorum. Daha sonra içerisine iç harcı olarak beyaz peynir ilave ediyorum. Ben beyaz peynirle hazırladım. Siz dilediğiniz iç harcı ile hazırlayabilirsiniz. Bu tarife kaşar peyniri ve patates de çok güzel yakışıyor arkadaşlar. İç harcını da ilave ettikten sonra videomda görmüş olduğunuz şekilde uç kısmından başlayarak katlıyorum. Ben poğaçalarıma bu şekli verdim. Siz dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Orası artık sizin hayal gücünüze kalmış. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra biraz sıvı, sıvı yağ ile yağlamış olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Dilerseniz tepsinizin içerisine yağlı kağıtla da kullanabilirsiniz. poğaçalarımı tepsime alırken çok sık olacak şekilde almıyorum daha sonra pişerken kabaracağı için birbirlerine yapışmasınlar poğaçalarımı fırın tepsimin içerisine aldım. Bir adet yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettikten sonra poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırınımın alt üst ayarında poğaçalarımın altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Benim poğaçalarım 30 dakikada pişti. Ama pişme süresi sizin fırınınıza göre değişiklik gösterebilir. Arkadaşlar dikkatli ve kontrollü bir şekilde pişirelim. Poğaçam fırından çıktı. Bir 15 dakika ılıması için bekledim. Poğaçalarım ılıdıktan sonra hemen size son halini gösteriyorum ve videomu tamamlıyorum. Gerçekten muhteşem bir poğaça oluyor arkadaşlar sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi denedikten sonra fikirlerinizde yorumlar kısmına bekliyorum. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.